Jinx yasaklandı direkt. Evet, ilk elden Jinx gitti. Bu şu an yasaklayan Diana'ların main'i. Hemen görmüşler bunu. Yasaklamışlar. Evet, şimdi bir yasaklamada kırmızı taraftan gelecek. Otomatikman Thresh yasaklanır. Mavi takım yasaklıyor. Bakalım bu sefer Solo'ya yine değişik banlar gelecek. Evet, support'un main'ini yasakladılar. Support'a ne gelir? Yani support çok şey ya. Kimse ne oynayacağını tam karar vermiş değil iki tarafta. Ben şu ana kadar öyle yani duyduğum kadar. Dargus yasaklaması gelebilir. Bu sefer ananaslar galiba Ve evet 3 aynen. Zed ve Darius yasaklayacaklar.3 Hani kişi West'ten geliyordu. Bu sefer galiba 4 oldular. geçen el Zed çok iyi oynamıştı ve Zed'i yasakladılar yine. Bir de Warwick mi gelecek acaba? Kayn mı gelir? Kayn gelebilir Aynı. ya kar. Kayn jungle'ın main'i. Bence geçen elden sonra aynı banlanazlar. Draven. O iki ADC banladılar ha. Bot lane'e oynadılar oyunlarını. Kayn açık kaldı, Warwick açık kaldı. Sever acaba Senpai ne oynayacak? Bilmiyoruz. Vayne banladılar. Evet. Hecarim galiba gene hayalet çarp. Oo. Abi hayır. Bunu görmek istemiyorum. Bunu görmek istemiyoruz. Gece. Bunu görmek istemiyoruz. Ve Darius mu gidecek? Hayır, galiba şey Gank şey Darius alma falan filan diyor Senpai. Ya direkt kendi pickini aldı. Jarvan aldı. Evet. Ben demiştim Kayn gidecek diye. Kayn açık kaldı ve aldılar yani. Main'i zaten. Kai'Sa. Yani yalnız bütün banlamaların bot lane'e yapıldığını söylesem ne hissedersin Zed harici? Valla bilmiyorum. Geçen maçta iki tane solo atmışlardı. Evet, biraz kastı gibi bende. Evet, Kai'Sa'yı aldı. Bütün char'ları gösterdi. En sonunda Kai'Sa aldı. Ahre. Ahre Gare. oynamıştı. Evet, Darius gene açık kaldı. Zaten açık kalacaktı. Darius aldılar. Garen. Gösteriyor. Bu da bütün char'ları gösteriyor. Klasik Berkan hareket. Yalnız Vladimir oynayabilir. Vladimir iyi oynamıştı. Olaf da galiba şey eski iyi oynadığı Evet, charlardan. eski main'i. Yok, direkt Darius. Aynen Çok belli değil miydi zaten Darius alacağı? bütün charları gösterdi. Sonra da bakın beyler Darius. Jena. Gene geçen elde Jena almıştı. Mid o support galiba. Neyse bu da charları mı gösterecek? O adet olmuş zaten herkese. Herkes bütün char'ları gösteriyor. Allah Allah, Thresh Oo, Brown. Ve Orianna. Ahri'nin karşısına. Sivir gösteriliyor. Sivir Morgana. Yalnız. İkra, sen bu maç bir şey seçecektin. Ne seçecektim? Ha. Bakacağız. Maç sonu bakacağız. Bir duyur ister. Ya da sen bilirsin. Yok, maç sonu ya. Yoktur.
Bir kere küfür eder mi ya? Aa. Tottenham. Evet. Maç başladı. Geçen oyunun aksine mavi tarafta Darius, kırmızı tarafta ise Kane açık kaldı. Bu iki oyuncunun da bir solo'nun bir jungle'ın main'inin kendileri tarafından oynandığı anlamına geliyor. Aynı zamanda kırmızı takımın solosu Aatrox aynı şekilde açık kaldı. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Mavinin. Bende Darius de birlikte öyleyse. geziyor. Evet öyle. Şu an kırmızıya geçtik. Invade işaretleniyor galiba. Nehirin yanındaki kıyıya. Nehir işaretlendi. Haritaya bakıyorum. Evet. Minyonlar harekete geçti. Lane'ine geri gitmiş. Ya Kulenin senpai. gerisinde. Aatrox da galiba şu an Kayn'ın yanında canavarını almasına yardım edecek. Braum ve Kai'Sa da aşağı indiler. Minyonları bekliyorlar. Evet, kırmızı doğdu. Jarvan'a yardım etmek için botlane vurmaya başladı. Yeterince yardım ettiler. Evet, mid lane'i izliyorum. Mid'de floating balonun çok oynadığı bir hero. Vallahi hangi hero'yu desen çok oynadığı bir hero değil galiba. Ya Ama Zed'i direkt main'i de Ahri'yi de iyi oynuyor. Mert Akar'da çok iyi döktü. Yarı canına kadar düşürdü. Ahri de Q'su geldiği gibi atıyor. Evet. Hele bir dur. Evet, güzel bir dodge. Bot lane'e geçtik. Sakin sakin farmlar alınıyor. Tarafta level 2. Lane de aynı şekilde. Oo, güzel hasar çıkardı orada ve daha erken seviye 3 oldu. Şimdi Ahri de seviye 3 oldu. Aatrox ve Darius ikisi de seviye 2. Darius lane itmiş ama hasar olarak çok da fark yoktu en son baktığımızda. Şu anda mid lane'de hasar farkı en yüksek olduğu lane galiba. Solo'ya bota bakamıyorum ama. Burada Evet, Aatrox çok iyi büyük döktü. bir olay. İki taraf da çok iyi döktü Morgan canım. açıyorsa. Kai'Sa sabitlendi. Sivir Q'sunu Nine attı. geldi. İstatik oldu. Kayn geldi oraya. Kayn Çok iyi kuleden büyük. hasar yedi. Kayn'ın canı çok azaldı. Morgana istediği kişiyi Ve tutturamadı sanırım. tuttu ve mid lane'de İlk kan. ilk kill çıkabilir. İlk kan çıktı. Çok iyi bir oyun. Sıçrasını da kullandı ama İkra galiba gel. geridesin. Aşağıdan en sona tıklasana. 45'teyim ben şu an. 46, 7, 8. Aynen. 8, 49. 53, 4, 5. Doğru mudur? Bekle şu an şey, evet doğru. Şu an şey mi? Bot lane'de şey. Botta evet minyon aldı. Geri gidiyor. Yana vuruyor. Aynen. Solaya geçtik. Aynen Aatrox. solayı. Yalnız ilk kan elitten gerçekten Orianna zaten çok iyi dürtmüştü. Çok iyi de sıçrasını kullanarak ilk kanı döktü. Aatrox da hafif dürtmelerine devam ediyor. Evet, Sıçrasıyla kaçtı. Darius sıçrasını attı. Çünkü ama şimdi Jarvan da orada, Kayn da İki orada. jungle da orada.
2v2 bir fight görebilir miyiz? Pek zannetmiyorum. İki jungle'da kendi alanlarına geri döndü. Jungle'da karşılaşabilirler ama. Bot lane şu an iki tarafta sakin. Farmlarını alıyorlar. Kayn geri geliyor. Kayn tekrar geldi. Galiba orada o ya kan dökülecek. Ve düştü. Aatrox bir daha aldı ve galiba orada Orianna da düşecek Jarvan'ın yardımıyla, fakat kaçmayı başardı. Sıçrasını attı mı tam göremedim. Oyun dondu. Attı mı sıçrasını? Orianna. Sağdan bakabiliyoruz. Atmış. Evet, itemleri de göster. O yorumu da sen yap bari. Şu anda zaten daha ilk temi alan yok. Uzun kılıç var. Doğru, çok kılıç fazla benim konuştuğum hakkında hani yine çok evet, Braum tekrar Q'yu yedi ama çok da sıkıntı yok. Hafif hafif dürtmeler sadece. Kai'Sa'ya da aynı şekilde hafif hafif dürtmeler yapılıyor. W'sunu attı. Şu anda Jarvan'ın nehirde olduğunu görüyoruz ama kırmızı takımın orada totemi var. Ve baskın yemeden kurtulacaklardır. Yani minyon sayısına baktığımızda çok bir fark yok bot lane'de. Abi hepsi karma karışık olmuş. Biri bir yerde, öbürü bir yerde. Yani iki tarafta 6 oldu. Orada bir solda fight devam ediyor ama büyük ihtimalle evet ultisini açtı. Darius 5 site yine de top. Fakat vurum. Evet. Evet. Yani mid lane gerçekten Orianna Ahri'ye karşı çok iyi iş başarıyor. Orada ya senpai güzel çekti. İki kat dediğim var ve alamadı. Ucunda kaldı. İki kat dediğim var ve ikisi de kırmızı takım tarafından yapıldı. Ve jungle'ın attığı, yani atmaya çalıştığı ve attığı iki baskında sonuçsuz çıktı. Mavi takım jungle için. Fakat Kayn için aynı şeyler söylenemez. Kayn soloya attı baskında. Rahat çıktı. Aatrox'a kill'i bırakabildi. Ahri'nin canı gerçekten çok az. Orianna çok iyi iş başarıyor. Kendi lane'inde. Evet, kırmızı totemi kesmeyi. Totemi kesmeyi. Kırmızı. Orada floating balondan çok güzel bir gameplay. Ve evet. O ayartma anında kuleden hasar yemesine sebep oldu ve Orianna düştü. Kayn şu an nehirde fakat bir atraksiyon gibi. Evet, iki tarafta yedi. Ultiyle öldürecek sanırsam. Ama Kayn geldi oraya. Aslında evet, çok iyi bir yem gerçekten. Ama Darius Kayn'ı da alıyor ve Kayn ultisini attı. Aatrox ölebilir oldu. Aatrox öldü. Jarvan da evet, Jarvan 2'de ikisini aldı. Darius Kayn tarafından, Kayn ve Aatrox da Jarvan tarafından öldü. Jarvan çok çok rahat ikisini aldı ve Kai'Sa'nın canı çok az bunun karşılığı. Sivir'in canı ise neredeyse tam attı. Altın farkı olarak çok da bir fark yok. 600 altın kadar bir altın farkı var. Ahri Orianna'nın kaybolduğunu çağırdı. Evet, Orianna şu anda Kayn'la beraber bota doğru iniyor. Gerçekten çok iyi bir şekilde yani lane itmelerini sağlamış. Kayn geldi oradan. Şimdi yakaladılar. Sıçra geldi. Braum ultisini attı. Kayn geldi orada. Arkadan Kai'Sa da giriyor. Yavaşlatma gelemedi. Orada ADC düşebilir. Çok az canlı kaçmayı başardı.
Evet, solo'da da hiçbir şey yok. Solo devam aynı bir önceki maç gibi. Aatrox exit farkını yani gerçekten bu exit farkını toparlayamadı Darius bayağı bir süredir. Ben ne zaman görsem Aatrox bir seviye üstün oluyor Darius'tan. Evet, kırmızıyı kesiyor Ahri. Pembe totem ya da. İki pembe totemi de kesiyor. Yani kırmızı deyince yanlış anlaşılabilir. Ne diyor bu falan. Fakat bot'a atılan o baskın hem Orianna hem Kayn sayesinde yapılan karşı tarafın yani kırmızı tarafın ADC'sini rahatlattı ve Da kolaylık değil. Senpai düşünecek mi acaba? Ultisini açtı Aatrox fakat kaçmayı başaracak herhalde. Darius. Biten bir Blue tren Light. var mı? Evet. Dingle gelip skoru aldı. Bir baskın daha ve bir kan daha döküldü. Biten bir tren var mı ya? Yok sanırsam. Evet. Nerede orada hasar mı? Jarvan rahat bir şekilde. İşte Kayn orada bota yakın, mid'e de yakın. Ne yapacak bilmiyoruz. Bu arada Güzel hasar çıktı. fight Kayısı. dönüyormuş. Fight dönüyormuş orada. Yukarıdan Kayn geliyor. Evet. Kayna Kayn güzel Q. geldi. Evet, sabit yedi. Hasar gelmedi. Çok Kayn'ın da canını bayağı azaltarak evine yolladılar. Evet. Alkan Dağı'nın. Evet, oyunu çökmüş Aatrox'un ve durdurdular. Durduramadılar. Server'ın sahibi kim? Bilinmiyor. Of. Bir sihirden tekrar. Tekrar bağlandı. Ram kalkanını bastı. Şu anda galiba herkes yerli yerinde. Evet, Sivir oradan herkese sektirdi. Jarvan Red'ini aldı. Bota yakın diyecektim ki evet, Veya Aatrox. ileri genç. Kayn. Evet, Kayn geldi orada. Büyük ihtimal oradan. Evet. Orianna Ahri'yi Kayn'ın yardımıyla öldürmeyi başardı. Şu an farm farkı olarak neredeyse yani her taraf eşit gibi. Sadece Kayn'ın hani. Evet. Gerçekten biraz şanssız oldu. Ama kaçmayı başaracaktır. Blue Light. Şu anda Jarvan ultisini attı ve galiba Güzel hasar vurdu. herkes bir yerde ölüyor. ADC düşebilir. Arkadan öbür ADC düştü. Solo'da gene hiçbir şey yok. Bakalım Ve adam düşecek burada. solo'da evet ulti sayesinde kurtulmayı başarıyor. Ejder'in yakınındalar. Fakat Şeretman oluyor şu anda. Oradan evet. İkisi de Son anda yakın. yakaladılar Kayısı'yı. Ve evet Kai'Sa ölmek zorunda kaldı. Yani biraz Another. kötü oldu ama. Şu anda Ejder'e mi başlayacaklar acaba? Burada bir sürü totem var. Başlamadılar. Evet. İtemler çekildi artık. Aatrox başka. Orianna, Luden'ini bitirmiş. Morgana, muhafızların gözünü bitirmiş. Karabalta bitmiş. Aatrox'ta Darius'un şu anlık bitirdiği bir item yok. Braum ilk çizmesinden başlamış. Gezmiş çizmesi almış.
Ve Kai'Sa da Guinsoo almış. Jarvan Blues'unu kesti. Sentai çekti. Evet, iki tarafta iyice hasar vurdu Esneyi tekrar birbirlerine. toplamış. Şu anda Jarvan aşağıda. Her tarafta totemler var. Aynen. Darius orada çekti ama gene istediği hasar yok. Jarvan ıskaladı oldu Orianna. İyi bir şekilde kaçmayı başardı. Evet, Kankamız Aatrox. O Q'su mu oluyor ya attı? Şu sıçrayıp at E artı Q ile şey yapmayı başarıyor. Evet, Orianna dürtmesini yaptı ama Ahri yapamadı. Aatrox'un bütün skill'leri neredeyse aynı, hiçbir fikrim yok. Yani şu anda evet orada Orianna ölmeyi başardı. Orada Orianna ölecek mi? Hayır, ölmedi. Kaçmayı başarabilecek mi? Kaçmayı da başardı. Kili de aldı. Jarvan gerçekten orada yapabileceği hiçbir şey yok. Orianna çok iyi oynadı orayı. Evet, bot lane şu anda Işınlanma geldi. mavi tarafı Aatrox ışınlanını attı. Işınlanını attı. Evet, ışınlanını attı. O Şimdi kadar. base'ini attı. Işınlanını attı. Hadi bir şey yap. O kadar. Evet. Bizi mi pekledi anlamadım. Gene geri dönüyor. Galiba bir sorunu falan var. Kai'Sa orada hasarını vurmayı başardı. Sivir şu ana kadar bot lane'de yani çok iyi oynadı. Yani bir sağa bir sola sektirdi şu diskleri. Yani görüyorsun kaç yere sekti. İki kere sekti Kai'Sa'ya. Evet, hasarını vuruyor. Burada Evet, yine Sentai çekti. ilk defa Darius level fark... Aa yok, Aatrox zannettim. Kayn'ı Aatrox zannettim. Evet, Braum'un dojlamayı başardı ama şu anda 3 kişiler sıçramayı başardı. Evet, Orianna gene hafif dürtmelerine devam ediyor. Yani şu ana kadar altın farkı hani 25.8'e 25 hani az ve orada galiba Orianna'yı düşür. orada hafif bir ucundan bakayımın cezasını çekecek orada Jarvan. Gördüğü gibi öldürdü. Şu an Aatrox üstüne gidiyor. Kayn Burada Sentai'yi yakınlarda. düşebilir. Kayn da geldi. Hayır. Oradan bir şey çıkmayacak çünkü Darius kuleye çok yakın. Tekrar girmeyi düşünebilir. Evet, iki şu vuruşunda kaçırdı. Üçüncüyü de tutturamadı Darius'a. Dördüncüyü de tutturamadı. Ama belki de amacı onu tutturmak değildir. Sadece Peki yana farmlar vuruyor oynamak. olamaz mı? Aynen öyle. Ben de onu diyeyim. Evet, Güzel orada bir sıça ayakta. geldi. Çok iyi oynadılar. O da düşecek. Zhonya'sını bastı. Kronometresini bastı ama o da ölecek. Orada Ahri'den sıçra ayart. Brown'dan Gerçekten gereksiz bir çok iyi item. oynadı orada. Çok gereksiz yani ADC düşmeseydi belki işe yarayabilirdi. Ama Ahri gerçekten Bir anlık gazla mid'de de bir savaş sıçrasını var. Arkanada da atışıyor. ayartını attı. Şimdi solda çıkabilir ama Aatrox ultisini kullandı. Kayn orada alacak büyük Burada hiç ihtimalle. kaçamadı. Ve evet gene Orianna Kayn'ın kilini hafif çalmış gibi oldu. Kayn 2-1-5 gidiyor şu anda. Fakat Ahri gerçekten orada sıçrasını attı. Aynı anda Burada da of. ayartını attı ve Darius sıçrasını kullanarak Burada kesmeyi başardı. Ahri dördüncü çok iyi olan hasar vurdu. gerçekten Orada çok vuruyor. fakat evet Orianna canı az Morgana'yı öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Darius kara baltasını almış. Fakat yani Orianna gerçekten hani çok iyi oynadı şu ana kadar. Aynı Jarvan'da da zamanda kara Ahri. balta var. Karabalta ve zırh botu bitmiş. Karşı tarafınsa karabalta ve MR botu bitmiş. MR botu değil mi o? Evet. Kayn mavi çarp, Jarvan'sa kırmızı çarp itemi almış. Yani Darius açık kalırsa ne olur? İşte bu oluyor.
Ki gerçi çok da bir şey yok yani, hani ne bileyim 30 milyon farkı var ve bir asist farkı var, çok da bir şey yok ama. Bir onu şu an. Altın farkı olarak da yaklaşık 2000 altın. Ay geri dönüyor. Farkı var. Bramor'u tutturdu. Orianna'nın vurdu hasara bak. Yarı canını aldı tek skill'le. Yani gerçekten Ahri'yi direkt tekrar bir atağa çıktı. 5 sayı doldurup ultisiyle düşün. Aynı ultide Aatrox taştı şimdi, fakat ölmesi pek bir şeyini yaramayacak. Kule altı dalabilir. Kule altı daldı da orada ölecek kana. Ve kanamaya öldü. Aynı tekrar gitti. Botta da kule düşmüş bu arada. İlk kule bottan mı açıldı? Onu göremedim. Galiba öyle. Brown tutturamadı. Morgan'ı gene ne olur ne olmaz diye döküyor. Darius kuleyi tanklıyor. Evet. Çok da umurunda değil. Zaten base atacak. Ve Morgan'a Q'yu orada tutturdu, fakat Braum hemen önüne geçti. Şimdi Kayn geliyor oraya. Morgan'ı de hasarını vurdu ama arkadan destek gelmedi. Evet, Orianna gene oyununu oynuyor. Çok vuruyor ama aynı şekilde Ahri de çok vuruyor. Ahri de çok vuruyor. İkisinin de canı çok az. Ve ama bu savaşın galibi Orianna oluyor. Orianna gerçekten ben beklemiyordum ya, bayağı iyi. Mavi takım tüm kuleleri almış ilk kuleleri. Yani mavi takım aynen solo'daki kule, bot'taki kule ve mid'deki kule. 3 kuleyi de almış Kayn şu anda. Jarvan'ı gözüne kestirdi ama orada arkadan aşiretin geldiğini gördü ve çok da dahillemek istemedi. Aynen. Kat yani mavi takımın burada sıkıştırmayı mı planlıyorlar acaba? Takım olarak iyi oynadığını söyleyebiliriz. Kırmızı takım da. Ay, kırmızı takımın takım olarak geçen maça göre daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Evet, Aatrox show yapıyor. Hala ejder alınmadı bu arada, Okyanus ejderi. Geçen el bulut ejderine alev dağ falan demişiz abi. Vallahi yalan yok. İzleyicide onlar gözükmüyor. Aynen. Evet, Darius çok büyük hasar vurdu. Ben tam itemlerden bahsedecektim. Fight çıktı orada. Darius Aatrox ultisini açtı. Darius ölmüyor. Ama Darius ölecek. Şimdi hasar geldi. Orada bir sürü skill'ler atıldı. Jarvan da öldü. Çünkü orada aşiret. Neden aşiret var? Çünkü orası Baron. Rahat bir şekilde oradaki ultiyi çıkardı, sıçra atıldı. Sahiplenildi, büyük halkanını kendine bastı ama pek bir işlevi olmayacak. Ahri de düştü, Orianna 2-2. Ahri orada belki 2 skor çıkarabilirdi ama. Yani Ahri yapabileceğinin en iyisini yaptı. Yani mavi takım yapabileceğinin en iyisi. Sivir'in hani hasara bak. Evet, Sivir çok iyi vurdu hasarı. Kayısan'ın canı çok az kaldı ama kule altı deneyebilirler. Sivir kaçabilecek bir sivir girmeye seçti. Ve o Sivir 3'te 3 aldı. İnanılmaz. İşte Sivir de böyle bir şampiyon. Öldükten tek sonra karşı 3 kule aldı ve bu 3 kill sayesinde hayalet dansçısını bitirdi. İnanılmaz bir oyun. Yani hepsini aynı anda sektirdi onu. Şu an Kayn zaten ölecek çok. O yüzden şey yapamadım. Sıçra da geldi. Ultiyle belki dodge. Ve inanılmaz. Kayn inanılmaz. Kayn gerçekten çok iyi oynadı orayı. Kayn yani. Jarvan ultisini attı. Sıçrasını attı. Ama kili çıkmadı. Kayn. Şu an ADC'lerin farmları eşit. 168'i 167. Ve Darius'un da 169. Evet, Okyanus ejderlerine artık başlıyorlar sonunda. İtemlerden bir daha bahsedelim. Kayn, Karabalta, Jungle itemi ve Tiamat'ını bitirmiş. Aynı zamanda MR botu var.
Kai'Sa'nın Guinsoo artı tek kılıcı ve saldırı hızı botu var. Bir de hafif kazması falan filan küçük AD itemleri. Orianna Luden, Morello ve Sirvas papuçlarını bitirmiş. Sterak değil değil mi o Aatrox'taki? Jaurim. Aynen. Jaurim'in bitirmiş. Aynen. Ve Sterak'ın parçası. Mavi takım yardım istedim. Mavi takım aynı yerde toplanabilirse şu anda hani seviye Darius'a farkını yaparak da söylüyorum. Evet. Aatrox da gelecek oradan. Hani Sivir gerçekten hani tamam öleyim dedi ama en azından birkaç kişiyi de öldüreyim. Evet, öldükten İnanılmaz sonra oynadı orayı. 3'te 3 aldı. Hani herkes hafif yardım edeyim, boş geçmeyeyim, asist alayım gibisine şey yaptı. Braum'un hani neredeyse herkesin canı zaten azdı. Yani Sivir'in de hani neredeyse bütün skill'leri alan hasarı falan ya da çoklu hedefe vurmayla olduğu için hani sektirme bilmem ne şu bumerang. Birden fazla hedef hasarı vuruyor. Aynen. Gördüğün gibi tekrar sektirmeli mektirmeli. Şu an altın farkı 2K civarı. Kule olarak mavi takım önde. Fark hala 1. Yani kill farkı çok önemli değil. Aynı zamanda mavi takım ejder aldı. Hani oyun kimin lehine, kimin aleyhine dersek mavi takım daha üstün şu anda. Ama yani ne olacağı hiç belli değil. Jarvan'ı tek yakalayacaklar mı? Hayır. Hani şu geçen oyunlardaki mid farkı falan filan olayı vardı ya. Evet. Yani pek o mid farkı kalmamış gibi sanki. Evet şu anda karşı tarafın mavisinde 2 kişi var. Sivir hasarını vurdu. Sivir 14. seviye oldu. Darius da 15 seviye. Kai'Sa'nın canını göremiyorum. Bayağı azalmış olması lazım evet. Evet, Braum orada kalkanını açtı. Kalkanını açtı. Hasarın bir kısmını engelledi. Evet, mid lane hani Orianna çok iyi oynuyor ama kulelerini koruyamamış. Aynı arkada bekliyor. Yalnız ADC'lerin seviye farkına yani bir dikkat etmeni istiyorum. 12'ye 14. Hani şu demiştim ya tamamen bot banlama ekranında tamamen bot lane'e yapılan bir yatırım bu. Tamamen ya direkt yani karşı ADC'yi oynatmamak için aynı anda hem Jinx hem de Draven banladılar. Rex zaten. Evet onlar da tabi support oynatmamak için Thresh banladılar. Aynı zamanda ADC ve mid için önlemleri aldılar. Morgana bir Q denedi olmadı. O Orianna tek başına şu an. Kayn arkada. Kayn da geldi ama oradan bir şey çıkacak mı? ADC'yi hemen erittiler orada. Ben bile göremedim. Sıçra. Ahri'de düşecek çok büyük ihtimalle. Ahri havada. Orianna çok iyi hasar vurdu. Kai'Sa ilerliyor. Kai'Sa. Sıçrayı gördün mü? Çok iyiydi. Ama şimdi de sola düşecek. Olayın eğer Aatrox oradan şekilde kaçmayı başarsa yani gerçekten ya yok, gördün mü? Mavi kuleyi açtılar. Öbür kuleye kadar ilerleyecekler. Yukarı kadar ilerleyip çünkü Jarvan ve Darius hala yukarıda. İkisi de base'ini atıyor şu anda. Minyonları hemen eritip inhibitöre doğru yöneliyorlar. Aatrox Terra'ını bitirdi. Jarvan ölü adamını aldı. Darius, Randuin ve Hayalet Teler'ini aldı. Aynı anda. Evet, inhibitöre kadar ilerleyebilirler mi? İlerleyebilirler. Ama gerçekten Kai'Sa orada çok az canı kalmıştı. Ahri'ye hemen vurdu. Son hani eğer yürüseydi büyük ihtimalle kuleye %100 ölecekti hatta. Fakat sıçrasını çok iyi kullandı. Ve tek kalan Ahri'yi öldürdüler orada. Evet, base'ler atılıyor. Kai'Sa base'ini attı. Fakat şu an oraya yakınlar. Skor farkı yani kule farkı kapandı. Altın olarak öne geçti. Şu an tek fazlalık bir Okyanus ejderlerinin bulunması.
Ve Alev Ejderi doğdu. Şu an Alev Ejderi'ne doğru yöneliyorlar. Orada Kayn tek başına büyük ihtimalle almalarını izleyecek o ejderi. Ya da... Çalmayı deneyebilir. Evet, Alev Ejderi'ni almaya başladılar. Alev Ejderi gerçekten çok iyi olacak. Morgana bir totem bıraktı oraya. Çalmayı Şimdi oraya deneyecekler büyük geldiler. ihtimalle. Geldi orada ve kırmızı spekim Alev Ejderi çaldı şimdi bak. Darius'un canı çok az ölçüler geldi. Kaynış lütfen. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet, kırmızı takım buradan oyun bitirir. Kai'Sa destan yazdı. Hani demiştim yani sivir çok iyi bilmem ne. Level farkına bakın. Yani Kai'Sa şu son iki pozisyonda tamamen toparladı. Herkes çok iyi oynuyor. Bu fight'tan sonra zaten oyun bitecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle inhibitor açılacak ve hatta yani iç kuleye falan ilerleyemez herhalde orada. Bitirmeleri için aslında bir hani fight'tan sonra. Hani Jarvan bir dışarı çıktı, bir içeri girdi, bir şeyler oldu orada. Aynı anda hem ejderi çaldılar, Kayn içeri sıçrayla girdi, ejderi çaldı. Orada bir ya da iki kill çıkarttı. Kai'Sa arkadan zaten hayvan gibi hasar vurdu. Şu anda bot lane'i itiyorlar. O kule de düşecek bir ihtimalle. Oraya gerçekten 5 kişi de oraya yöneliyor şu anda. Evet. Yaptıkları hareketin mantıklı olmadığını görüp ayrıldılar tekrardan. Ya yani, fakat hala ben yani maç zaten bitmedi. Mavi takımın bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Yani zaten yaparlar da o fight'tan sonra hem ejderi çaldırıp hem orada bütün takımın ölmesini izlemeleri izlemeleri gerekmesi. Şu an 5 mid yapacaklar galiba. Jarvan eksik sadece. Son bir defa itemleri göstersen itemlere baksınlar, çok okuyacak halim yok. Aatrox Strike'ını almış. Hani ebedi mebedi, hani Kai'Sa yani biliyoruz, ebedi Runan. Sivir'de kan uslamış ebedi yani, çok bir fark yok. Jarvan'da öyle adamı. Evet, şu anda çok yakınlar, Morgana falan filan. Aatrox 16 level. Evet, Baron'un yakınlarındalar, bir Baron'da bir savaş çıkabilir mi? Evet, Orianna Blue'yu aldı, bu onun işine çok fazla yarayacak. Hani kırmızı takım yani reply falan olsa keşke. İnanılmaz şeyler yaptılar orada. Ve Orianna Rabadon'u bitirdi. Aşağıda gördüm. Orianna Rabadon bitirdi. Gerçi Ahri de hani. Altın farkı 2K olmuş. Evet yani 2K hani şu anda hani karşı tarafın bir item fazlası var ucundan diyebiliriz sanki. Hani 2.6K hani bir Runan bir Hayalet Dansçı parası. Ucundan bir item fazlaları var. Ya da şöyle mi desek, ucundan 2 bot fazlalar yani. Para yani olarak. Gibi baradan orada bir savaş çıkacak. Evet, Aatrox orada kaç kişinin olduğunu gördü, hala farma alıyor. Hani taktiksel bir şey. Bravo Mariç, herkes burada zaten. Aynen öyle. Mavi takımda da herkes burada. Matiye. Evet, Sivir orada. Kritiği yapıştırdı Kai'Sa'ya. Kai'Sa'nın direkt çeyrek canı gitti. Çeyrek değil gerçi de. Hadi biraz gitti. Evet, bu arada Revan Coffee şövalyenin adağını hani mantıklı Kai'Sa'ya basmış. Başka kime bassın? ADC'sine basacak. Evet. Yengeç parası da şey geldi ve Morgan orada sabitledi, ayarladı fakat Braum hasar yemedi. Hani çok fight başlatmaya uygun bir pozisyonda ama iki tarafta
temkinli oynadı. Braum gene bir bakıp geri çıktı. Şu an Baron'la çok yakınlar. Ama süper minyon alt hiç koruyorum. 2 dakika ben bir Mona'yı isteyeceğim senden. Sen sunmaya devam et. Bitteki minyon dalgalarını etmezlerse ileride çok sıkılabilir. Ejder farkında bu şekilde kapıyor kırmızı takım. Red alıyorlar. Robe. Dur tekrar ışılacak. Baron alacaklar gibi görünüyor. İnhibitor geri geldi. Geldim. Ejder farkını kapattılar ve inhibitor geldi sadece. Aynen. Alev artı okyanus ejderine karşı okyanus ejderi. Kırmızı takım Baron'a gidiyor. Mavi takım da orada. Altın aha, farkı mesela tam anlamıyla bir item farkına çıkmış diyebiliriz. Hani 3000. Hani bir item zaten. Baron'la birlikte yani oyun bitecek. Baron'u kesinlikle vermemeleri lazım. Braum tarayıcısını açıp bütün totemleri temizledi. Hani basit bir şey gibi görünebilir ama Baron'daki mavi takımın bütün görüşünü sıfırladı. Zaten Baron'u alıp fight'ı da kazanırlarsa. Yani evet. Ki zaten Baron'u oraya alırlarsa fight'ı da kazanırlar. Şu anda solo ADC ve mid. Yerdelerdi, Baron'a doğru yöneldiler. Mavi takım da Baron'a doğru yöneldi. Evet, aynı çalıda bekliyorlar. Fakat orada mavi takımın görüşü var. Evet. Yalnız mavi hala hayatta. Aynı çalı. Çıktılar. Şu an oyun biraz duraklama noktasında. O fight'tan sonra çok ciddi bir şey göremedik. Darius neredeyse full item olmuş. İtemlere bir daha bir bakalım. Yani Aatrox'un bir item eksiği var. Darius yani bir item eksiği var. Yani onun dışında Doran'ı sayması. Evet, Aatrox'un iki item eksiği varmış. Uzun kılıcı görmedim. Yani Kaisa'nın iki item eksiği var. Sivir'in ise bir item eksiği var. Ama büyük ihtimalle base attığında hani parası vardır, birkaç bir şey alacaktır gibi düşünüyorum. Sivir tam 300 parmağı. Ve Braum orada tek başına yakaladı Morgana'yı. Morgana orada öldü. Ama öldü. Morgana kötü yakalandı. Bu da şimdi orada fight çıktı. Jarvan ultisini attı. Ayart geldi. Tek başına kaldık. Kaisa öldü orada. Orianna da öldü. Braum şimdi Aatrox bir şeyler yapmaya çıkıldı şu ama bu fight'tan çok iyi çıktı mavi takım. Darius orada bütün hasar vurdu. Evet, Aatrox'u da çektiler kendilerine. Aatrox dirildiği an ölecek gibi pusuda bekliyorlar ve öldü. Ultisiyle 5. stay ile birlikte. Şu anda Kayn tek başına kaldı ve Baron gidecek. Oyun tekrardan hani bu Baron'la birlikte hani ucundan mavi tarafa geçecek gibi ama Kayn hala çalmaya çalışacak. Çarpını hazır bekletiyordur şu anda. Kaisa da Nashor'u bitirdi. Kayn yani çalışacak. Evet. Ama Darius çok iyi çekti orada. Canı çok az. Ölmek arabadan üzere. Ölmedi. Ölmek üzere. Orada Ayart geldi ama evet Jarvan atladı ve ölmeyi başardı. Darius orada gerçekten çok iyi çekti. Hani Kayn çok yakındı. Evet, base'lerini attılar. Sivir full item oldu bu arada. İlk full item olan Sivir sanırsam. Evet yani son fısıltı almış. Ben son fısıltıyı Dominik ile karıştırdım. Yani son fısıltı da hani bir item sayılır mı? Bayağıdır ADC oynamayalı. Böyle olmuş. Kayn nereye kadar?
Değil mi? Kyle da ADC sayılır yani. Ben onu... Çok güçlü bir ADC. Sen bir boş işin var mı? Evet. Ya Senpai 18 level olmuş. Hani farmlar falan da gerçekten çok iyi farmlar. İki taraf içinde. Kill farkı zaten çok az. Skor farkını biraz toparladı Amanas'la. Aynen mavi takım. Aatrox da büyük ihtimalle bu minyon dalgasından sonra 18. Altın farkını kapamışlar. Beyler Brown PC kapandı. Yani gerçekten support AFK. Evet durmuyor vallahi deyip kademeyi alıyorlar şu anda. Oyunu en kurucuyu kimse bilmiyor kim kurucu. Hani neyse dayı oluyor. Evet Kayn orada sabitlendi. Çok büyük hasar yiyecek oradan. Uryan da... Kayn... Zoy... Hayatta kaldı. Abi herkes geldi. Kayn orada Ahri'yi öldürecek. Ahri öldü. Ve Morgana da öldü. Darius orada Orianna ve Kaisa'yı kesti. 2'ye 2 bir takas galiba. Orada Kayn çok fazla hasar yedi ama ultisiyle kurtulmayı başardı. Orianna orada Kayn'i çok iyi destekledi. Karşı tarafın canını çok iyi azalttı. Kayn de ultisiyle çok iyi oyun oynadı. Kalmamış. Hani aldım. Ben dedim ya ADC'nin üzerine oynuyor. Ve bu Kayn'ın açık kalması demek oluyordu. Kayn da gerçekten çok iyi oynuyor. Evet, inhibitor düşecek gibi. Yani bu maç Braum'a gitmiş olabilir yani. Braum'un... Devan kafayı... ...leri kapandı diyorlar ve oyun durmuyor. Kaysa kronometre aldı. Büyük ihtimalle Guardian Angel'a gidecek. Gitti ve Sula'da kırmızı takımın kulesi kalmadı. Ve bu arada Orianna da full build oldu. Orianna ilk full build olan galiba Darius da. Darius şimdi base aslında. Evet Darius da şimdi oldu. Orianna ve Darius aynı anda full build oldular. Ah jilede oluyor. Alsın. Evet, aldım. Yani cidden bu maç yani çok yani bu serinin en heyecanlı maçıydı. Braum'un düşmesi belki de Braum'un düşmesi kötü oldu ve şey de yapamıyorlar. Gün durmuyor çünkü. Aynen öyle. Yalnız Kayn'ın attığı, hatta Braum'un attığı totemlere bakar mısın? Onu fark ettim biraz önce. Morgana 81 totem atmış. Yani çok büyük ciddiyetle oynanıyor maç. Yani Orianna Darius'u direkt, hani Darius tank falan ama Orianna dinlemiyor. Bir vurdu mu? Vuruyor yani. Herkes zaten çok büyük sayılarda hasar vuruyor artık. Dakika olmuş. Oyunun sonları yani herkes gelişti. Gelişebileceği kadar. Hatta Morgana bir deneme yaptı. Olmadı. Onların maçı bitmiş bile olabilir. Bittiyse ve yazmıyorlarsa gerçekten tebrik edeceğim. Evet orada sabiti yedi. Ama çok da bir sıkıntı olmayacak zaten. Canı çok. Evet galiba maç bitmiş. Bana bir şey yazan yok. Evet ben bir Ne oldu sen? Evet röportaj var. Ben bir Sivir. Evet. Toprak
Röportajı da bekle, öyle şey ederiz. Aynen, röportajı bekliyoruz şu anda. Hani bizim videonun ortasında maçın sonucunu öğrenmek biraz kötü oluyor ama yapacak pek de bir yani, şey yok. Sana direkt kimin kazandığını mı söyledim? Yani biraz anlaşılıyor gibi Morgana'nın yediği hasar. Ve bu hasarın %90'ını Orianna çıkarttı. Anlaşılıyor, senin bileceğin. Yani hani Kai'Sa falan normalde bütün hasarı arkadan ADC çıkartır. Orianna tek şekilde. Altın farkı çok fazla şu anda. Kayn geliyor. Darius orada Kayn'ı bekledi. Bekti. Ah, senin hayatınız boşa gidiyor. Kayn orada düşüyor. Aynı şekilde. Evet, ben Altrox ultisi mi vardı orada? Evet. Sıcasını atıp kaçmayı başardı galiba. Yok. Orianna'nın kalkanı. Yönetimli kameraya geçemiyorum. Sonunda. Evet, teslim olmaya karar vermişler. Kim Zafer? Alo. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mert Akar Mit. Ne yaptınız öyle? İşte yaptık bir şeyler ama şanslı çok iyiydiniz. Ben kim kazandı göremedim sizle uğraşmaktan. Galiba teslim olmaya karar verdiniz. Evet. 4 kişiydik. Yusuf'un gitmesi yani gerçekten hele o Baron Fight'ta hani oyun tamamen size dönmüştü. İşte o Baron Fight'ta kaybettik zaten. Ondan sonra internete gitti. Ay, internet değil pardon. 30 FPS mi olmuş? Pardon. Alev Ejderi fight'ında. Özür diliyorum. Baron fight'ında. Evet. Alev Ejderi fight'ında hani Kayn içeri girdi. Ejderi çaldı. Oradan sen arkadan bir şeyler yaptın. Yani çok tek skill'le yarışan biraz komik oldu. Ne düşünüyorsun? Hani bu maç gerçekten ben, çok iyiydiniz. Ya komple maçın Yusuf'un çıkmasıyla alakalı konuşuyorum. Çünkü biz öndeydik. Evet. Kazanırdık her türlü. TF'miz de onlara göre daha iyiydi. Bir de tabii lobi sorunları vardı. 3 banlama evet. Olsun. İşte aynen. Lobiyi kim kurduysa artık. İşte durduramamak oyunu. Galiba bizim takımdan biri kurmamış ama bilmiyorum. O kurmadı. O yüzden tam bir şey yapamayacağım. Ama bizim hakkımızdı bence. Evet. Yine iyi maçtı ama. Gerçekten çok iyi maçtı. Çok iyi oynadın. Çok tebrik ederiz seni de. Söylemek istediğin başka bir şey yoksa? Yok. Sağ ol. İyi tamam hadi git. Çek. Aynen. Emir sen mid oyna ben de jungle. Sakin sakin. Oğlum beste giriyorduk ne yaptın? Evet hoş dur, geldiniz. Dur. Hoş bulduk canım. Bir şey diyeceğim evet. İstersen şeyi Ayaz'ı çek aynı anda röportaj yapın. Hem karşılıklı bir sohbet olur. Çekelim onlardan mi? Çektik. Ha, İyi tamam çek Ayaz'ı çek. Hack Knight değil mi o? Çek çek. Evet. Hoş geldiniz. Ben burada tek konuşmak istiyorum ilk öncelikle. Tamam. O peki zaman... o zaman bekle. O zaman bir seyir kulisini alalım. Emir Berke ile röportajımızı yapalım. Aynen. Öncelikle Sivir'le çok iyiydin. Oyun başında hani geçen oyunlarda Meat size çok yardım etti falan ama bu sefer çok yardım etmeden hani gene koridorda çok iyiydiniz. Anlatayım. Yani takımı genel olarak benle jungle yönetiyor zaten. Yani takım şeyini, pozisyonunu. Şimdi midimiz ilk başta geri düşecek gibi oldu. Jungle'ın tek yapması gereken midi kamplamaktı. O yüzden bu oyun midimize çok yüklenmedik. Genellikle midi kamplattık. Onun dışında bot lane gene farm üstüne oldu yani biraz sıkıcıydı. Evet bot lane hani. Ama gerekli cezalarını kestik. Sonra yani Kai'Sa da çok kasmaya başladı. O da çok vurmaya başladı. Hani bir ara senin tek şu W ile 300 kişiden sektirip hani çeyrek can %30 evet. Can vurduğunu gördük. Kritle vesaire. Yerde öldükten sonra 2 kill aldınız. Yok o hesaplı bir şeydi.
Tamam. Baron fight'ına da geleceğiz. Şu alev ejderi fight'ından biraz konuşmak istiyorum. Orada Kayn sıçrasını attı, ejderi çaldı, 2'de 2 attı falan. Evet, orada zaten biz hem o hareket hem de mid'deki fight'ta biz oyunu kaybettiğimizi biraz düşündük. Çünkü çok aç ben ve support'um çok açık kalmıştık Evet. cezalandırılan olarak. Biz orada ADC'nin oyunu düşmesi. kaybettiğimizi düşündük ama yani Baron'da çok kötü sattılar. Baron fight'ına Kayn tek Aynen. yapacağı belli Baron zaten. Fight'a da geleceğiz. Baron Fight'te gerçekten hani üzerinize yürüdüler gibi oldu. Çıkardılar Fight'ta ama arkadan gelen destek cidden çok iyi toparladınız orada. Yanlış yürüdüler. Şu yüzden yanlış yürüdüler. Tek Kayn bana fokuslandı ve Kayn da fokuslanamadı. Yani direkt ulti flash'ı atınca pek bir işlevi kalmadı. Aynen. Tabii ki. Yani hepsi bana fokuslansaydı belki alırlardı ama zannetmiyorum. Çünkü Yani Darius'umuzu çok açık bıraktılar. karşı taraf hani Braum düşmeseydi kazanırdık falan filan dedi. Bunun hakkında söylemek istediğin bir Ya şey var mı? biraz zordu ama öyle diyorlarsa öyle olsun. Bir dahaki zaman buramları inşallah düşmez de öyle kazanırız. Çok iyi söyledin. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yo ben bir konuşmuyorum yani. Belki Braum olsa belki kazanırlardı. Kardeş biz geldiler ters gitti. Maç gene çok iyiydiniz. Teşekkürler. Seni tekrar yerine alalım. Teşekkürler. Düz kendine çok iyi. Al kendi iktidar. Çek ayazı çek. Hoş geldin. Evet, alev ejderlerine Er. fısıldayan adam. Hoş bulduk ilk öncelikle. Fısıldayan adam geldi. Hoş Hoş geldin. bulduk ilk öncelikle. İlk öncelikle tabii de karşı takımı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Böyle heyecanlı, böyle güzel bir maç için. Ben direkt alev ejderinden başlamak istiyorum. O alev ejderi hani 2'de 2 falan aldın orada ejderi çıktıktan sonra. Evet. Şimdi şöyle. Ego gibi olmasın. Kimse ego gibi Yok, algılamasın tabii fakat ki, tabii ki. benim kaynımda Baron ve Ejder çalma şeyim çok fazla. Orada Baron'u ben çalacaktım. Hatta yanına gittim. Sonra Orada evet Darius Darius. beni ele çekti. Aynen Darius Ele çok iyi kilitledi beni çekmese orada. belki bir şey yapabilirdim. Hatta orada Jarvan çarpı yanlış attı. Aynen. Takıma da belirttim bunu. Orada yapacaktım. Sağlık olsun diyelim. İlk önceki ben bir şey demek istiyorum. Tamamen oyunu kaybetmemizin sebebi oyunun kopma anı Mert de aynısını söyledi. Yusuf'un gitmesinden kaynaklı. Zaten çok da bir fazla atakları yoktu. Hani siz FF verdiniz 4 kişi olduğunuz için. Çünkü abi Hani Braum dediğimiz hero oyunun hani TF'lerde en etkili olan karakterlerinden bir tanesi. bir de bir ara bir şey oldu hani Jarvan senin üstüne ulti flash attı hani bir şekilde çıkmayı başardı. Onu biraz hatırlıyorsan Hatırlıyorum. hani çiçeği kırıp atladın duvarın Evet, içinden evet, o evet. gerçekten bayağı komik birazcık. Orada biraz Jarvan çok affedersin fakat maymun oldu biraz. Ulti attı, Pazara gitti. sıçrayı attı. Ulti attı, sıçrayı attı. Anlamadım ki ben bu çocuk ne Ya yapıyor ben orada ya. pek sizin karşı takımı da üzmek istemiyorum ama geçen seferki Kayn performansından hani cidden millet Kayn gördü diyebiliriz yani. Gerek Teşekkür alev ederim. ejderi gerek fightlarda hani mid lane ile beraber hani hakkını yemek istemiyorum. Herkes çok iyi oynadı da. Ayaz ne konuşmuşsun be? Bu ne? Yani oyunu taşıdınız diyebilirim. Gerçekten çok iyi Teşekkür ederim. oynadınız. Benim düşüncem bu oyunu bir sak ettik. Sağlık olsun diyelim. Ve ben bir şey daha demek istiyorum. Burada kimse üstüne alınmasın. Fakat ben Morgana ve Ahri'yi oyunda göremedim. Özellikle Morgana'yı ben oyunda göremedim. Morgana gibi bir hero'nun 46 dakika hatta 50 dakika boyunca 8 asist yapması bence bir kötü performans. Ya Ahri zaten hani geçen Yok mid Ahri demiyorum. lane'lerde Ahri demiyorum. yok. Ahri kötü oynadı. Ahri 4-9 gitti. Morgana'yı ben oyunda göremedim. Morgana gibi Öyle bir hero'nun diyorsan öyledir tabii de yani Ahri normalde hani mid lane'de üstün çıkıp diğer lane'lerin kazanmasına yardımcı olacaktı. Bu el cidden Orion'la oynayan arkadaş çok iyi dürttü, çok iyi. Hatta ilk kanı falan filan da aldı. Aldığı çok şey hani jungle midi camplemek zorunda kaldı. Mid gezemedi. Yani bu bot lane'in de işine yaradı. Aynı sizin de çok işinize yaradı. Aynen öyle. Bu arada ben bir şey demek istiyorum. Karşı takımın yaptığı ayıplar şunlar. Çok Ben şeye girmeyeyim midimiz hani. bekle bir. Mert'in mid olduğunu öğrenip ona gülmelere saygısızlıktır. Kusura bakmasınlar da. Kusura bakmasınlar.
Yani cevap yani oyunda verilir. Hani aldılarsa almışlar. Çok da kavga çıkarmak. Zaten oyunda bizim üstün olduğumuz her biz bu videoyu yayınlayacağız oluyor. Bu arada. Hani yayınlayın. İstediğiniz bir yerde yayınlayın. Skor olarak öndeyiz. 28'e 27. Aynen öyle abi. 28'e 27'ymiş. Evet. Ben dediğim gibi tekrar ellerine sağlık. Fakat bu maçı bizim hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Öyle diyorsanız öyledir benim, tabii ki. Benim yorumum bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz sana da. İyi günler dilerim. Görüşürüz. Eyvah. Tamam, tatlı mı yapayım? Hoş geldin. Evet, hoş geldiniz. Maç sonu röportajımıza. Merhaba. Hani Jarvan şu Baron fight'ında falan çok iyi iş çıkardınız. Evet, yani karşı taraf biraz şey dedi, hani Braum'un düşmesi falan filan bizim kaybetmemize ya sebep. Ya zaten dedi. Baron fight'ından sonra oyun koptu. Bakarsanız altınlara falan. Evet evet. Yani biz kaybediyorduk zaten. Alev Ejderi fight'ında hani altın farkı bayağı açıldı. Baron fight'ından sonra siz o farkı kapatıp üstüne ya, geçtiniz biz hatta. Biz yaklaşık bir 10 dakika falan fight çıkarmayıp sakin kaldık çünkü. Farm yaptık. Evet evet evet. Biz de şey oyunun sakin anları diye belirttik. Aynen. Orada herkes farmına yattı. Güzeldi, iyi, eğlenceli bir oyundu benim için. Yani eğlenceliydi. Sen birazcık şey mid'e oynadın gibime geldi. Hani ne matchup kötüydü, o yüzden mid'e pushladım ben de. Bot lane evet, alıyordu zaten. Bot lane zaten üstündü diyorsun. Mid hani geri düştü, mid'i toparladık. Zaten top zaten, lane sürekli farm lane'i. Hani. Evet evet, top lane zaten. Yani top lane olduğu için. Darius her... yani, Darius ne yapabilirsin yani. Yani bir de Darius da en iyi oynadı. Aynen iyi oynadı o da. Takım olarak iyiydik, güzeldik bence. Yani takım olarak zaten hani ADC'niz de söyledi. Kompozisyonu hani jungle'la ayar. Aynen. Ki çok bilerek iyi bir kompozisyon. Tabii ki tabii ki. Senin özel olarak söylemek istediğin hani. Özel olarak. Karşı jungle takım... çok şey söyledi hani ne bileyim. Jarvan böyle yaptı, ben şöyle yaptım falan orada yani. Bir tek ben şeye dönüşmesini anlayamadım. İstediğin gibi konuşabilirsin. Darkin'e dönüştü sanırım değil mi? Darkin evet, oldu. Evet. Rust olarak oynasa daha iyi oynardı. Çünkü içeri giremeyecekti hiçbir şekilde bizde. Ben varım, Darius var. Yani orada şey Baron'u da çalmaya çalıştı ama Darius hemen... Top tutmadık, aynen. İçeride. Evet evet yani orada belliydi yani. Çok... İyi oynadı ama ben tebrik ederim. Bize, o söyledi mi bizimkilerde? İyi oynadı yani. İyiydi de yani. O ne dedi benim hakkımda? Bir şey dedim, yorum yaptı mı? Ya bir pozisyonla yarısı. Galiba sen şey Kayn'ı yakalamak için ulti flash vesaire falan aynen, atmışsın da. Aynen pozisyonda ulti flash yaptım aynen. Ama Kayn kaçmayı başarmıştı. Hani onun hakkında birkaç bir şey söyledi. Onu izleyeceğiz mi zaten izler. Kayn oynuyor zaten yani. Kaçmasın. Yani zaten Kayn oynuyor evet. Duvarın aynen. içinden falan filan. Stresini falan da attı. Metada olan bir hero değil şu an. Oynuyor. Ki zaten sen yani ulti sıçrattın da aynısını Kayn da yaptı yani. Aynen. Ben şımardım biraz orada açıkçası. Şımardım. Aynen aynen. Çok sıkıntı yok. Özel olarak ben söylemek istediğim. Tebrik ediyorum. Başka kardeşim. Bir şey var mı? Yok başka hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Şimdi beyler,